Cinsel istismarın geldiği noktayı ve cezasızlığı birçok yönüyle değerlendirmek mümkün. Bunu tabii ki de ilk başta ben aslında devletin politikası olarak yorumluyorum. Çünkü şiddetin hayatın her alanında bu kadar yayıldığı bir dönemde, çünkü cinsel istismar da bir şiddettir aslında. Cinsel istismarın bu kadar artması da aslında devletin politikasının bir sonucudur. Çünkü daha yakın zamanda Aile Bakanlığı bir açıklama yaptı. İşte bunun siyaset üstü olması gerektiğini, yani siyaset içinde konuşulmaması gerektiğine dair. Aslında her şeyin bu kadar politik olduğu bir dönemde, bu kadar politik olduğu bir süreçte bunu tam da buralarda konuşuyor olmamız gerekir. Çünkü sonuçta cinsel istismar vakalarının artmasındaki sebepleri araştırmak, bunları tespit etmek, buna ilişkin önleyici faaliyetleri hayata geçirmek, mağduru desteklemek aslında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın görevinde. Bu sebeple aslında söylemlerin, toplumdaki zihniyetin, yargı mekanizmalarının pasifliğinin cinsel istismarı arttırdığını düşünüyorum ben. Bu tür vakalarda, yani özellikle tarikat yurtlarında gerçekleştirilen olaylarda veya imamların dahil olduğu olaylarda baktığımızda aslında buralara ilişkin bir denetim mekanizmasının olmadığını görüyoruz. Yani yine aslında bu kişileri koruyacak yerden cümleler kurulduğunu, bu eylemlerin meşrulaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Yani bunu da aslında mevcut gündemden, yani mevcut siyasi söylemden ayrı tutmamak gerekiyor aslında. Çünkü bunun buraya gelişinden önce bir önceki duyduğumuz cümleler bakanlıklardan bir kereden bir şey olmazdı. Yani bir kereden bir şey olmaz bakış açısıyla baktığımız zaman bunlarla mücadele etmek gerçekten zorlaşır. Yine Aile Bakanı'nın dün yaptığı bir açıklama vardı. Bunun işte siyaset üstü olması, yani siyaset dışında konuşulması gerektiğine dair. Aslında tarikatlarda veya böyle toplu yerlerde gerçekleşen olaylara dair yapılması gerekenlerden biri, öncelikle oraların denetiminin sağlanması lazım. Bildiğiniz üzere 2020'nin Mart ayında bir pandemi ilan edildi. Pandemiden sonra cinsel istismar verileri de yayınlanmaya başladı, bir yıllık periyotlarla veya aylık periyotlarla. Basında şöyle bir algı oluştu aslında. Cinsel istismar verileri düşüyor mu geçen yıllara kıyasla? Bizler aslında bunun gerçek veriler olmadığını, çünkü cinsel istismarın ihbar boyutunun çok zor olduğunu ve yine tespit boyutunun da çok zor olduğunu söyledik ve bu verilerin düşük çıkmasının sebebinin de ihbar ve tespitteki zorluk olarak değerlendirdik. Nitekim öyle de oldu aslında. Ne zaman okullar açılmaya başlandı, ne zaman çocuklar tekrar sosyal hayata karışmaya başladı, bizler o zaman istismar verilerinin tekrardan artış yapmaya başladığını gördük. Yani aslında o görünürdeki pandemi dönemindeki düşüklüğün gerçek bir düşüklük olmadığını tespit etmiş olduk. Çünkü çocuklar genelde çevrelerinde güvendikleri kişilere bunları açma gereği duyarlar. Bunlar da genelde öğretmen olur, en yakın arkadaş olur ya da okuldan tanıdığı biri olur. Çocukları siz sosyal hayattan bu kadar izole ettikten sonra tabii ki de çocukların adli mekanizmalara ulaşmasının da önünü kapatmış olursunuz. Nitekim işte 25 Kasım haftası kapsamında Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı bir şiddet raporu hazırladı ve oraya da çocuklar yönünden de verileri vermiş olduk. 25-11-2021 ve 25-11-2022 yılları, yani bir yıl içerisinde 1240 çocuğun adli makamlara ulaştığını gördük. Cinsel şiddet dolayısıyla sadece, yani cinsel suçlara maruz kalması sebebiyle. Bunların 865'i ise sadece cinsel istismardı. Yani aslında Diyarbakır ilinde bile verilerin ne kadar yüksek olduğunu, bunun ülkeye vurulduğunda, hani ülkenin geneli değerlendirildiğinde aslında rakamların ne kadar büyük olduğunu yani görmüş olduk aslında. Tabii ki de hani yani sayılar bu kadar olmasa da, 3 çocuk da olsa, 2 çocuk da olsa, 1 çocuk da olsa bu bizler için bir veridir. Mücadele etmeye değerdir. Mücadelesinin ve gerekli işlemlerin yapılması gerekir aslında, o çocuğun desteklenmesi yönünde de. Ancak hal böyleyken veriler bu kadar
şiddetli bir şekilde gözümüze çarpıyorken tamamen artık hani olayı meşrulaştırıcı cümlelerin ardına sığınmaktan ziyade gerçekten sorunun tespitini doğru yapan ve gerçekten sorunun çözümüne de etki edebilecek eylemler ve söylemler üretmemiz gerekiyor. Aslında tarikatlere ailelerin çocuklarını göndermesinin önünde birçok etken olabilir. Hani dini inanç, sosyal inanç ya da işte yıllardır büyüdükleri çevre bunlara sebep oluyor olabilir. Yine yoksulluk bunun en büyük sebeplerinden biri. Çünkü çocuklarına yeteri kadar destek olamayan aileler çocuklarını buralara yönlendirebiliyorlar. Madem böyle yerlerin açılmasına izin veriliyor, devletin sorumluluğu var burada da yine. Bu yerlerin denetiminin yapılması gerekmekte. Çünkü sonuçta siz çocuğunuzu her şeyle birlikte bu yerlere emanet ediyorsunuz. Devlet zihniyetinden ayrı düşünmemek gerekir. Çünkü bu tür olayların veya buna benzer olayların başka herhangi bir yerde yaşanmasıyla buralarda yaşanması arasında yapılanlar da aslında bize durumun vehametini göstermekte. Çünkü bu yani ilk defa karşılaşmıyoruz tarikat yurtlarında meydana gelen cinsel istismar vakalarıyla. Burada yapılması gereken aslında devletin bu kesimlere olan desteğini, buralarda gerçekleşen olayların meşrulaştırılmasına yönelik söylemlerin ve davranışların son vermesi gerekmekte. Ceza adaleti sisteminde aslında çocuklar adalet sistemi içerisine girdiği zaman bizim en büyük handikaplarımızdan birisi çocuğun görünür olamaması sorunu. Çünkü herkes faili odağa alıyor ve amaç orada cezalandırmaymış gibi bakılıyor aslında. En büyük sorunlardan biri bu. Çünkü bizim öncelikli olarak mağdurun odağa alındığı, yani suça, cinsel şiddete maruz bırakılan çocuğun odağa alındığı bir sistem yaratmamız gerekiyor. Onun bir özne olduğunu unutmadan hareket etmemiz gerekiyor. Çok yakın zamanda MHP İl Başkanı'nın dosyasında yaşadıklarımız aslında bize bunun ne kadar gerisinde olduğumuzu göstermekte. Beraat kararını yani gerekçeli kararı incelediğimizde biz aslında mağdur yönünden çelişki olmayacak, çelişki sayılmayacak ifadelerin fail lehine yorumlandığını ve mağdurun beyanlarında esaslı bir çelişki varmış gibi gösterildiğini aslında gerekçeli kararda gördük. Durum aslında tam da böyle değil. Ve yine biz mağdur vekilinin taleplerinin karşılanmamasına hiç değinilmemişti. MHP teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısının tanık olarak dinlenmesi bu dosya kapsamında çok önemliydi. Bu talep reddedilmişti. Buna ilişkin herhangi bir gerekçe yoktu. Bunlar aslında sonuna baktığımızda faili güçlendiren, çocuğu özne olmaktan çıkaran, çocuğun örselendiği ve ikincil mağduriyetine sebep olan bir durum olarak karşımıza çıktı. Zaten beraat kararı verildikten sonra sanık tahliye edildi ve gerek adliye içerisinde sanık yakınlarının avukatlara yönelik sözlü davranışları oldu, meydana geldi ve yine aslında sanığın cezaevinden davulla zurnayla alınması da bu beraat kararının sonucu, yani failin ne kadar burada güçlendirildiğini gösteren bir örnek bize. Çocukların haklarını koruyan işte başta Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere ulusal mevzuatta birçok hüküm var çocuklar yönünden. Ancak yani özellikle cinsel istismar noktasında çocukları bu şiddetten koruyacak iki temel sözleşme vardı. Biri İstanbul Sözleşmesi, diğeri de Lanzarote Sözleşmesi. Şimdi en başta da söylemiştik aslında devletin cinsel istismarla mücadele noktasında samimiyetini gösterecek adımlar atması gerekmekte. Yani çocuk istismarıyla, çocuğun cinsel istismarıyla mücadele noktasında öncelikle toplumun, ebeveynlerin ve yetişkinlerin eğitildiği, yani bilinçlendirildiği bir çalışmaya ihtiyacımız var. Bunun yanında yine çocuğun kapsamlı cinsellik eğitimine tabi tutulması gerekir. Çünkü bedensel söz hakkının sağlıklı bir şekilde çocuk tarafından dile getiriliyor olması gerekir. Yine dediğimiz gibi çocuk sistem içerisinde fark edilmediği zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nın çocuğu tespit edecek, yani çocuğun okula gelmediğini tespit edecek bir ve bunun hani takibini yapabilecek bir düzene ihtiyacımız var. Yargı, yani çocuk adalet sistemi içerisine girdiği zaman onu örselemeyecek, çocuğu odağa alan alanda çalışan profesyonellerin çocuk hak odaklı çalıştığı ve çocuk algısına sahip olduğu bir yargı mekanizmasına ihtiyacımız bulunmakta.